Kızım. Kızım. Babacığım hadi aç kapıyı. Kızım hadi. Bak gerekirse kırarım. Gelir yine de sana sarılırım. Hadi aç kapıyı babacığım. Niye yalan söyledin bana? Hani biz birbirimize söz vermiştik. Birbirimizi kandırmak yok demiştik. Yeni öğrendim ben. Yemin ediyorum yeni öğrendim. Ben sadece seni korumaya çalıştım. Özür dilerim. Elime yüzüme bulaştırdım. Her şeyi biliyorum. Babacığım hadi aç kapıyı hadi. Benim gerçekten annem mi? İstemiyorum onu. İnsandan almayacaktı mı? Hayır. Ama öyle dedi. Almaya geldim dedi. Alamayacak. Asla alamayacak. Peki eğer annemse neden daha önce gelmemiş? Bilmiyorum. Beni terk etmeyeceksin değil mi baba? Ben seni nasıl bırakayım? Kimse seni benden alamayacak. Duydun mu? Ben bırakamam ki kızım. Ben bırakmam ki kızım. Bırakmam.
Ne oldu? Anlatsana, çok merak ediyorum. Hadi dur tamam. Ya şöyle bir sus. Tamam susuyorum, sessizim işte. Söyle ne oldu, hadi anlat. Asu geldi. Ben senin annenim dedi. Ne yaptı, ne yaptı? Ben senin annenim dedi, öyle yekten söyledi. Sanki böyle manavdan bir şey istiyormuş gibi. Sanki şu oradan 2 kilo patates ver dermişçesine aşağılıkça ben senin annenim dedi. Oğlum ne diyorsun sen ya? Mahvetti bizi. Hala kendime gelemiyorum. Öykü ne yaptı garibim? Ne yapacak? Şok oldu çocuk ya. Mahvoldu. Hayatı boyunca onu soracak ya. Oğlum bu kız manyak mı ya? Kafayı mı yedi bu kız ya? Ufacık çocuğa söylenir mi lan böyle şey? Yok abicim yok. Ben sana bir şey diyeyim. Başka bir şey var bu işin içinde. Umrunda bile değil öykü. Tabii ki umrunda değil oğlum. Umrunda olsa insan çocuğuna böyle bir şey yapar mı? Abi tabii canım ya, sen 8 yıl önce bırak terk et git. Ne oldu şimdi, aralık duyguların mı kabardı? Ne oldu yani? Var abicim bu işin içinde başka bir şey. Var var. Var, bir çoban oğlu var da. Biz ne yapacağız peki kardeşim, bana onu söyle. Araştıracağız. O bir babamdan para mı kaldı dedi, bir şey diyordu. Asu. Ha? Oğlum Asu'nun babası mı varmış? Ya varmış işte, ne bileyim bir anda yeni mi çıkmış, şimdi mi görmüş? Bana bak, o babasına ulaşırsak Asu'nun neyin peşinde olduğunu öğreniriz ha. E tamam. Ben yurttaki çocuklara haber salayım kardeşim. Anasını, dayısını, amcasını, halasını, inciğine kadar araştırırım. Onda bir şey yok ki. Yani orası ben de, sen hiç orayı merak etme. E tabii bu işin içinde Cemal de var değil mi? Tabii ki Cemal de işin içinde. Ben sana demiştim başımıza büyük bela açacak diye. Uğur. Oğlum öyküyü almazlar değil mi benden? Yok oğlum. Almazlar. Nereye alacak yani? Ne bileyim yani. Sonuçta annesi. Ya annesi olursa olsun oğlum. O annesi ise sen de babasısın. Ben de amcasıyım. Nereye alıyor? Biz burada boşuna mı duruyoruz yani? Boru muyuz lan biz? Öyle kolay kolay alamazlar bizden kızı falan. Öyle bir şey yok. Öyle ona sen tutulma kardeşim. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Sen ona kafanı takma. Rahat ol oğlum. Öyle bir şey olmaz. Biz varız ya. Tamam. Ben şu eve bir gideyim. Anam evde yalnız. Konuşuruz yine, tamam mı? Ama tutulma bak. Böyle bir şey olmaz kardeşim, tamam mı? Ha Uğur. Yarın öyküyü sen alacaksın okuldan ha. Alırım, alırım kardeşim. Ben işe gideceğim. İşe mi? Hı. Ne işi oğlum? Ha ben iş buldum. Ne işi buldun? İnşaatta. İnşaatta mı? Hı. Oğlum sen ne anlarsın lan inşaattan? Anlamı ne var ya, ne olacak? Oğlum saçma saçma konuşma, biz sanatçı adamlarız lan. Beynimizle para kazanıyoruz, senin inşaatta ne işin olur oğlum? Ne diyorsun öyle ya, gece gece boş yapma hadi. 2 gün. Bak 2 gün veriyorum sana, 2 günden fazla dayan o inşaata, ben bu bıyıklarımı keserim. Söyleyeyim sana. Görürüz. Görürüz. Sen inşaatta ne işin olur oğlum senin? Sen kafayı mı yedin ya? Allah Allah, gitmiş inşaata girmiş ya. Sen hiç boş bırakmaya gelmiyor vallahi billahi ya. Ya Uğur hadi. Thank you.
Kızım hadi. Hadi kalk. Öykü. Madem kalktın, niye giymedin bunları? Öykü. Bak. Çanta da yerlerde. Niye toplamıyorsun bunları? Resim dersin yok mu senin? Kızım. Öf. Öykü. Geçti, rüya gördüm sen. Geçti baba, baba. Bırak baba. Niye bırakayım ben seni? Bırak babacığım. Bırakmam. Bırakma beni. Niye bırakayım? Niye bırakayım? Şşş, yok tamam. Sakin ol. Ben buradayım. Sen ne gördün bakayım? Sen kötü rüya gördün. Ne gördün? Tamam. Ben buradayım. Tamam. Bırakma beni, tamam mı? Bırakma. Niye bırakayım ben seni baba? Baba. Ben seni niye bırakayım? Daha iyi misin? Geçti baba. Bitti. Sadece bir rüyaydı. Sen kötü rüya mı gördün? Hı. Akşam tiyatro provası var. Bence sen erkenden gelip bizi bekleme, tamam? Bugün prova mı var? Hı. Ha. Tam adamına söyledin. Uğur abin tam bir tiyatro aşığıdır. Gerçekten çok mu seviyorsun? Evet, geçen sefer de söyledim ya sana. Ben bayılırım tiyatroya. Tiyatro süper bir şeydir ya. Hatta ben bir keresinde böyle müsamerede ağaç olmuştum. Ağaç mı? Evet. Evet, ağaç. Böyle durmuştum. Büyük oyuncudur. Tarakozu, sana ıspanak yaptım bugün. Çok teşekkür ederim hacı anneciğim. Ya anacığım var ya, her gün sana vallahi zahmet oluyor. Ayol ne zahmeti. Ya ayol ne zahmeti ya, anam sevgisini katarak yapıyor oğlum. Yani baktı, benden yana torun ihtimali yok. Bütün şeyini Öykü'ye yükledi artık sevgisi. Terbiyesize bak neler konuşuyor. Ben senin de mürüvvetini göreceğim. Senin de bebelerle yemek yapacağım. Yapacağım anacığım, yapacağım inşallah tabii. Ha, şu konuştuğumuz iş unutma. Ne işiymiş o? Gel sen büyüklerin işine karışma. Ne işiymiş o? İş anacığım, iş. Ha? Bizim işimiz, biz çalışmıyor muyuz? İşimiz var ya bizim. Ha. Yani işte faturaydı, irsaliyeydi, pariteydi. Parite ne lan? Parite. Ha, parite.
Hadi kalk, geç kalıyoruz. Kalk, 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 kalk. Hadi. Kalk hadi, geç kalıyoruz okula. Ya, çok yedim ben yana. Evet, yedin, yedin. Oh, ne güzel yedin işte bak. Hadi, güle güle. Güle güle kara kuzum, yine geldin. Hadi Şarcan, oh. Hadi giyiniz. Oh canım. Hadi, hadi bakalım. Ya baba ne olur koşturma, çok yedim zaten. Oh işte ne güzel yedin. Baba, he? Siz ne işler karıştırıyorsunuz gene Uğur abimle? Laflara bak yine. Sana ne işler karıştırıyoruz? Büyüklerin işlerine karışma demedim ben sana? Asu'yla mı ilgili? Yok canım, ne alakası var? Ha bak neydi, yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, terli terli su içme. Tamam baba ya, of. Ya anne, babayla ya diye konuşulmaz. Al bakayım şunu, ha, dur önce şunu. Ha. Bu da vitaminin. Öğle yemeğinden bundan sonra içeceksin, tamam mı? Dur. Tamam mı güzel kızım benim? Tamam. Ben ne yapacağım? Hadi bakalım. Tamam. Koşturma. Tamam. Yavaş yavaş çık. Kızım. Konuşalım mı biraz? İstemiyorum. Niye? Çünkü sen beni Asu'ya vereceksin. Vermeyeceğim kızım. Nasıl kimseye vermeyeceğim. Ama bana öyle dedi. Yarın görüşürüz dedi. Demir, sen biraz dinlen istersen. Ben Öykü'yü yatırırım, tamam mı? Öykü. Öykü. Canım ağlama. Canım geç hiç. Candan. Ben sana tek süperli işi bulmadım. İnşaatta çalışıyorum. Yani geçici bir süreliğine şimdilik. Ama Demir, sen anlar mısın o işlerden? Anlamam. Öğrenirim ama. Kızım için öğrenirim. Öykü için para kazanmam gerekiyor. Yaparım o yüzden her şeyi. Problem değil. Ben bir ağrı kesici alayım. Sevgili günlük. Neymiş o? Ben götürüyorum işte. Hem sıcak bu.
sabah Asu'yla konuştum. Yani biliyorum hoşlanmıyorsun. Ben de hoşlanmıyorum da. Bu durumdan. Ama yani yapacak da bir şey yok. Şey diyeceğim. Okul çıkışı Asu seni evden alsa. 2 saati sadece yani öyle şart koştu. Tamam. Baba. Merak etme ben Asu'yu idare ederim. Emin misin? Eminim. Baba. Üzülme ne olur. Senin de suçun yok. Yani ben de görüşmem gerekiyorsa görüşeceğim. Hadi. Hadi. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Görürüz. Görürüz. Ben kazandım. Hayır kırıldım işte benimki de kırıldı. Ama ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Tamam sen kazandın. Olsun. Belki de sen kazanırsın. Al. Bak. Uğur abi. Sen aslan olacaksın ya. Evet. Sakın aklını üzecek bir şey yapma. Allah Allah. Ya Öykü, ben senin öğretmenin üzecek niye bir şey yapayım? Ha, niye yapayım? Yani tövbe yarabbim bana bak. Sen ilk önce bana onu söyleyeceğine tamam mı? Sen öğretmenine de ki, öğretmenim de. Uğur abime de üzecek şeyler yap, onun pamuk gibi kalbi vardı, anladın mı? Ha, of Uğur abi ya. Hadi. Baba? Heh. Hayda, senin ne işin var oğlum evde? Ya erken geldim, bir şey yok. Şey, vücudum böyle kırık gibiydi de. Vücudun kırık. Başka kırık yok inşallah. Baba. Hı. Parmağında ne oldu senin? Çok acıyor mu? Dur dur dur. Yok yok bir şey yok ya. Kapıya sıkıştı. Çok acıyor mu? Yok yok acımıyor. Hadi sen elini yüzünü yıka. Oğlum ben sana kaç defa söyledim inşaat olmaz diye. Sen ne anlarsın oğlum inşaattan ya? Ya bir inşaat deme ya duyacak şimdi. Allah Allah. Sen ne yaptın o parmağını doğru söyle bana. Çekiçle vurdum. Çekiçle mi vurdun? Ne gülüyorsun ya? Oğlum nasıl gülüyorsun çekiçle nasıl vurdun o parmağını? Ayağı da kırıyordu. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan inşaatta? Ha? Yani savaşıyorsunuz mu inşaatta? Taş tuğlam atıyorsunuz birbirinize ne yapıyorsunuz oğlum bu halin ne lan? Tamam be vur. Sen kendine bak. 2 gündür bir altı öğrenemedin. Ya neyi öğrenemedim oğlum? Daha avukata kadar ulaştım. Daha ne yapayım Demir? Allah Allah. Neyse hadi. Ben ufaktan kaçayım. Randevum var benim de. Ne randevusu? Öğretmenimle tabii. Kimle? Bayağı sevgi öğretmenle. Nasıl yani? Ciddili ciddili. He. Ciddili ciddili. Seviyeli. Yani konsolosluk seviyesinde bir ilişki yaşıyoruz Sevgi Hanımcığımla. Neyse gençler hadi beni tutmayayım. Ben şimdi evime gideyim odama çekilip şöyle randevumu hazırlarım hadi. Uğur. Heh. Bana bak kadını üzme abi öğretmeni. Oğlum niye üzeyim saçma saçma konuşma ya. Bak Uğur abi öğretmenimin yanında sakın garip grup şeyler yapma. Bak neler yapıyormuşsun ne yapıyorsun? Abi bir şey yaptığım yok garip grup ne yaptım ben ya. Ne garibi ne grubu ne yapıyorum ki ben ya. Hiçbir şey yapmıyorum insan gibi duruyorum işte. Allah Allah. Ya baba kız var ya böyle bir tuhaf konuşuyorsunuz hadi. Hadi seni seviyorum tamam mı? Hadi kuzum tamam. Hadi görüşürüz. Çatlak bu Uğur abi lan, çatlak. Gerçekten çatlak. Gerçekten. Baba. Hı. Sen ayağını da uzatsana. Dur 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 dur. Tamam tamam iyiyim kızım. Ha? Bak iyi değil mi? Rahat şu anda. Rahat. Ben sana şimdi bir çorba yapayım tamam mı? Asu gelecek. Babacığım o gelene kadar ben 5000 kere yaparım. Sen sakın kalkma tamam mı?
İyi hadi bakalım. Yok yok dur. Dur ben de geliyorum. Ateş, ocak falan tehlikeli. Dur. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Öykü, şu masanın üstünden bir ağrı kesici versene babana. Tamam hadi. Baba. Baba. Hı. Burada iki tane var. Hangisi? Tombul olan. Tamam. Bana bak, sen vitaminini aldın değil mi bugün? Aa baba, ben onu içmedim ya, unuttum. Ne demek içmedin? Öykü? Ne demek içmedin? Unuttum baba yani. Benim enerjik olmak için vitamine ihtiyacım yok ki. Ya ben sana ilacı iç diyorsam içeceksin. Ne demek unuttum? Öykü! Bir laf dinle. Nerede o ilaç? Nerede içilecek şimdi, hemen nerede? Herhalde çantamdadır. Tamam bak. Baba. Ne oldu? Bulamıyorum ki ben onu. Kaybettin değil mi? Herhalde. Ya of Öykü. Bir söz dinle. O ilaç içilecek işte. Baba. Neden bu kadar bağırdığını ben anlamadım ki. Altı üstü bir vitamin sonuçta. Tamam, ben sana yenisini getireyim. Onun haberi olmadan olmaz. Olmaz küçük. Olmaz çünkü yani her gün ilaç kullanacaksın. Babanın da bu konuda bir şeyler yapması gerekebilir. Peki ya ilaçlar? Nasıl? Çok mu pahalı? Yani işte bazılarının böyle sigortadan falan şey yapabilirler ama böyle her gün kullanacağın dersler maalesef biraz pahalı. Ama şimdi sen düşünme bunları canım ya, baban onu halleder. Ama benim babamın o kadar parası yok ki. Al bakalım, hop. Bu ne? Şey, vitamin. İyi de niçin içiyorum? Hasta olma diye. Soğuklar başladı, sonra hasta olacaksın, başıma kalacaksın diye. İç bakayım şunu. Çiğneme, çiğneme, yut. İç suyu. Sonra saati gelince başka vitamin de vereceğim. İçtin mi? Aç bakayım. Bakalım. Al şunu. Bakayım. Kızım. Havalar soğuk ya, ben hasta olma diye. İç bundan sonra vitamin, tamam mı? Tamam baba, sen merak etme. Hadi ben çorbamı içeyim. Şuralarda bir yerde iki dakika dur da ben çocuğu alıp geleyim. Geliyorum.
Selam. Öykü hazır mı? Kızım, hadi. Beni üzersen bu sefer kurtulamazsın elim. Çok korktum. Kork bence. Şunları giyelim. Sanki olmadı baba. Hadi şunu giy. Bak dışarıdayken montunu falan çıkarma, tamam mı? Tamam. Önünü de hep kapalı tut. Hasta olmadan sonra, tamam mı? Görüşürüz babam benim. Hadi Öykü. Hazırsan çıkalım. İki saat, öldün mü? Öldüm. Hadi bakalım. Neyle gideceksiniz? Otobüsle. O kadar param var, taksiye niye binmiyorsun? Bana fark etmez babacığım. Hadi. Kızım. Hoş geldin. Arıyorum, niye açmıyorsun? Neredeydiniz? Ne yaptınız? Öykü anlatır. Biz içeri geçelim mi? Görüşürüz Öykü. Görüşürüz. Hadi kim gelecek? Ben geldim. Geldik. Gel bakalım. Anlat bakalım kızım. Ne yaptınız? İyi. Hiç. Ha bak baba, bak sana bir şey göstereceğim. Al. Ne bu? Dedem verdi bana, ben de bilmiyorum. Dedem mi? Siz nereye gittiniz ki? Ya hastaneye gittik. Asun'un babası orada yatıyormuş da. Çok hasta. Dedem de bana bunu Asu görmeden hemen böyle tıkıştırdı elime. Ne yazıyor? Sevgili torunum Öykü. Her şey için çok geç kaldım. Beni affet. Öykü, anneni yeni tanıdığını biliyorum. Onu ben de yeni buldum. Aslında her şey benim suçum. Baba. Bir saniye kızım, bir saniye. Şimdi okuyacaklarım çok önemli. Daha çok küçüksün biliyorum ama bilmen gerek. Ben bütün mirasımı... Baba. Kızım bir saniye. Ne yazıyor? Tabii ya. Bu yüzden istiyorsun kızımı. Ne oldu? Ne yazıyormuş? Önemli bir şey değilmiş. Hadi toparlan, toparlan. Ne oldu? Ya benim bir işim çıktı, onu şey yaptım. Hatırladım da seni Hacı Ana'ya bırakacağım. Şunları koyalım içine. Tamam.
Hadi eve gidelim. Üstüne giyin. Heh. Ver ayakkabını. Yemeğe kalsaydınız be oğlum. Akşam oluyor neredeyse. Yok yok anacığım ya. Biz gidelim zaten geleceğiz yine. Peki madem siz nasıl isterseniz. Güle güle kara kuzum. Güle güle hacı Necim. Yine gel. Alayım ben onu anacığım. Gel bir öpeyim. Yine gel kara kuzum benim. Tamam. Hadi anacığım, sağ ol. Güle güle oğlum. Hoşça kal hacınneciğim. Güle güle kuzum, güle güle. Baba. Hah. Sen nereye gittin? İşim çıktı işte. Senin işin Asu mu? Ne konuştunuz? İki cihan bir araya gelse seni benden alamayacağını anladın. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben sen daha fazla üzülme diye görüşmenize izin vermiştim. Ama şu andan sonra asla. Daha görüşmek yok. Gerçekten mi? Hadi. Dur da. Evet. Hadi bakalım. Vallahi amma yokuş ya bu bizim eve çıkan. Kızım niye geldik buraya? Baba işte yürüyoruz. Peki. Baba. Heh. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Kızım söylesene. Neyi biliyorsun? Ne yapıyorsun? Öykü. O ne? Sevgili günlük. Benim babam dünyanın en iyi babası. Benim babam çok yakışıklı. Hem de çok akıllı. O beni hep çok güldürüyor. Ve çok mutlu ediyor. Babam benim süper kahramanım. Babamı bu dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. O da beni çok seviyor. Babam bana yalan söylüyor. Babam bize miras kaldı dedi. Ama biliyorum.
öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Paramız olsa çalışmak zorunda kalmazdı. Bana Hazır'a daha dayanmaz dedi. Ama biliyorum yine yalan söyledi. Şoförlük yapıyorum, şoförlüğe gidiyorum diyor ama aslında inşaatta çalışıyor. Biliyorum. Canan ablayla konuşurken duydum. Hem de ayağını incitmiş. İnşaatta. Okula giderken sordum ne oldu diye. Ama bana yine yalan söyledi. Burktum dedi. Asun'un annem olduğunu da biliyordu. Ama bana arkadaşı gibi tanıştırdı. Yalan söyledi. Bir de benden çok önemli bir şey daha saklıyor. Biliyorum. Anladım yani. Babam bana her gün vitamin diye ilaç veriyor. Onlar doktor amcanın bana verdiği ilaçlar. Biliyorum. Vitamin değil. Babam bana yine yalan söylüyor. Hastalığımı biliyor ama bilmiyor gibi yapıyor. Ama ben biliyorum. Onun çok pahalı olduğunu da biliyorum. O ilaçlar için çok para gerektiğini de biliyorum. Biliyorum. Ben üzülmeyeyim diye yalanlar söylüyor hep. Ama ben babamın artık bana yalan söylemesini istemiyorum. Bundan sonra yalan yok. Bundan sonra ne var biliyor musun? Birlikte her şeye karşı mücadele etmiş. Başka yalan yok. Başka yalan yok. Thank you.
Korkacak bir şey yok. Bu saçma sapan hastalıkla artık birlikte mücadele edeceğiz. İçeri gireceğiz. Doktor amcayı dinleyeceğiz. Sonra birlikte ne gerekiyorsa onu yapacağız. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü biz bir takımız. Demir Adam ve Prenses. Biz hiçbir şeyden korkmayız. Tamam. Biz bir takımız. Demir Adam ve Prenses. Hiçbir şeyden korkmayız biz. Evet. Çak. O zaman sen çak. Hadi bakalım. Gir. Hey gücü. Hoş geldiniz Demir Bey, hoş geldiniz. Merhaba İhsan Bey. Geçmiş olsun, ne oldu? Burkma. Gel bakalım, ne haber? İyi misin? Buyurun. Gel, ver bakalım onu da. Ben de tam çıkıyordum, siz arayınca geri döndüm. Çok memnun oldum sizi bir arada gördüğüme. Ayrıca Öykücüğüm, babana söylediğin için de çok mutlu oldum. Lütfen ona iyi olacağını söyle. Ne var ne yok bakalım. Hı? Görüşmeyi nasılsın? İyi misin? İyiyim doktor amca, siz? Ben de iyiyim. Sevindim çünkü iyi olduğunu. Ben de tam sizi arayacaktım, biliyor musunuz? Nasıl yani? Gerçekten mi? Şey için, ya bir şey söyleyecektim size. Ha, bir şey söylemeniz gerekiyor. Gibi, evet, evet, evet. Öykücüğüm, senin hastalığınla ilgili bir ilaç keşfedildi. Bu ilacı biz düzenli kullanırsak hastalık ilerlemeyecek. Gerçekten mi? Nasıl yani? Bu çok güzel bir haber. Evet evet, çok güzel bir haber. Bu şimdi ilaç testlerden falan geçti. En son onaylandı. Artık biz de kullanmaya başlayabiliriz. Yani ben şimdi iyi mi olacağım? Biz ilaçları düzenli kullanınca onu kötüleşmeden şey yapacağız tabii. Gördün mü? Bak gördün mü işte, korktuğun şeylerin hiçbiri olmayacak. Gördün mü kızım? Yani şimdi ben iyi olacağım, hafızam yerinde olacak değil mi? İlaçları düzenli kullanınca da biz takip edeceğiz zaten onu. Bu iyi bir şey, iyi bir şey. Doktor Bey çok teşekkür ederiz. Yani dünyaları bağışladınız bize. Doktor amca çok teşekkür ederim. Rica ederim Öykücüğüm. Ama ilaçları aksatmak yok. Tamam. Onları devam edeceğiz. Bir de kontrolleri sık sık geliyorsun. Onları da aksatamayız. Babamla gireceğiz. Tamam. Tamam o zaman biz kalkalım. Demir Bey. Gitmeden sizinle bir konuşabilir miyiz? Yani bu şeyleri, randevuları, kontrol günlerini falan tarihlerini bir konuşalım. Tamam. Hem bu yeni çıkan ilacın reçetesini yazayım ben Öykü'ye. Ama sen sıkılırsın Öykü burada. Ha? İstiyorsan bu Aysun abla vardı hani, sen daha önce geldiğinde sana yardımcı olan. Onun yanına git, o sana meyve suyu falan da ısmarlar. Ha? Biz konuşalım, bu randevu falan sıkıcı şeyler. Hadi. Oo, meyve suyu harika. Harika bir teklif. Ben de gelseydim keşke, ama neyse şimdi konuşayım, hemen gelirim. Tamam babam, ben gidiyorum o zaman. Tamam. Bu çantam, montum bende. Tamam. Aysun Hanım, Öykü yanınıza geliyor. Onunla birazcık ilgilenirsin. Evet. Meyve suyu falan söylersin. Tamam.
Demir Bey. Ben çok özür dilerim. Yani Doktor Bey o kadar küçük ki. Yani bu yük onun için o kadar ağır ki. Yani biz büyükler için bile çok ağır. Bakın ben Öykü'yü korumaya çalışmanızı anlıyorum ama bu hastalık ilerledikçe yani kaçınılmaz bazı şeylerin olacağını farkındasınız değil mi? Biliyorum. Yani ben sadece o gün gelene kadar mutlu bir çocuk olsun istiyorum. Kasasız. Ne bileyim yani tek düşündüğü şeyler dersler olsun. Çizgi film izlemek olsun. Şimdi bir oyunu var falan prenses olacak. O olsun. İstiyorum. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama önümüzdeki dönemde sizin nelerin beklediğini konuşmamız lazım. Bakın mesela her an bir konuklarımız işte yapacağız. Çok teşekkür ederim Aysun abla. Rica ederim. Aysun abla. Hı. Biliyor musun ben okulda seçildim, prenses seçildim. Öyle mi? Çok sevindim. Babam çalıştırdı beni. Ne güzel. Ya Aysun abla, babam ne zaman gelir? Yani ne zaman çıkar? Çok mu uzun süre? Şöyle çıkar bence. Hücürük. Sıkıldın mı bakayım? Yok, biz Aysun ablayla konuştuk. Hah. Aferin, iyi yaptınız. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? İyi günler. Hah, ki bakalım. Görüşürüz Aysun abla. Ah, gel. Bak, ne düşündüm? Ne? Şu güzel haberi bir kutlamaya mı gitsek, ne yapsak? Nereye? Pizzacıya. Pizzacı. Evet, pizzacı. Hem de limonata yanında. Oley be. Ha? Olur da baba biz pizzacıya gitmesek yani eve çağırsak. Neymiş o? Ben evde yemek istiyorum. Ben evimi daha çok seviyorum. Pizzacıya gitmek istemiyorum. Sen daha mı çok seviyorsun evini? Evet. Peki tamam, öyle yaparız o zaman. Eve söyleriz biz de. Tamam. Hah. Baba. Hah. Uğur abimi de çağıralım mı? Bana baksana sen. Uğur abine de iyi alıştın ha. Evet ama ondan değil. Çünkü o bana pizza ısmarladı. Ben de onu ısmarlamayı istiyorum. Ya ben pizza yerine acaba seni mi ısırsam, seni mi yesem? Olur diyorum. Acaba ben de seni mi yesem pizza yerine? Olmaz çünkü önce ben yiyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Uğur abi, bak senin gibi, sevdiğin gibi mantarlı söyledik de. Kız, sen benim neyi sevdiğimi unutmadın mı ya? Ya bu var ya, yemin ediyorum o kadar vefalı bir çocuk ki. Sen benim bir tanemsin ya, amcacım benim be. Uğur abi, bana baharat verir misin? Al kızım, al. Baba sen ne istiyor musun? Yok, yemeyim ben. Sen istiyor musun Uğur abi? Yok. Anlat bakalım, şu randevu işi nasıl geçti? Öğretmenimle ne yaptınız? Ne yapacağız canım? Oturduk, buluştuk.
Ondan sonra güzel güzel şöyle kahve içtik, sohbet ettik falan. Ya siz onu bırakın da asıl bana şeyi anlatın. Bu pizzaları biz neye borçluyuz? Hı? Ya ne bakıyorsun öyle? Söylesene. Telefonu demedim anlatacağım diye. Şey borçluyuz. Asu'dan kurtuluşumuza. Ne? Evet, Asu'dan kurtuluyoruz. Bir daha beni ne alabilecek, ne götürebilecek, ne görebilecek. Oh, oh hadi süper. Maşallah. Ne güzel bak. Tamam tamam hadi hadi ya. Dalın şuraya, dalın. Ha? Sen ne yasana mı kurbağamı? Ben alacağım da. Hayır, hayır istemiyorum. Oh, yalnız iyi yedik ha. Bayağı iyi yedik. Yalnız bayağı bayağı iyi yedik. Sofrayı kim toplayacak? Vallahi hiç bana bakmayın, ben direkt yatağıma gideceğim. Nereye yatacaksın? Ödevlerim vardı abi, çocuk. Ya. İyi tamam hadi dur dur. Ben toplarım, bırakın bakayım bana hadi. Of, ver bakayım şunu. Aa bak, o ödevler bitecek, sonra da kontrol edeceğim. Baba kız, sen kontrol et et de. Matematik ödevi. Matematik mi? E tamam işte, sen kendi kendini kontrol et. Ya baba. Hı. Ben bugün ilacımı içmiş miydim? Ama hatırlamıyorum ki, ben içtim mi ya? Hani okulda unutmuştun ya, ben de eve geldiğimizde yenisini vermiştim. Bir an aklımdan çıkmış da. Ya tabii canım. Benim de neler çıkıyor aklımdan. Tabii canım, hadi sen ödevini yap. Hadi hadi ödevlerini. Hadi ben ödevlerimi yapayım o zaman. Hadi bakalım. Benim de aklımdan neler çıkıyor. Tabii ya, biz de unutuyoruz. Bizim de hatırlamadığımız şeyler oluyor. Oğlum herhalde. Allah Allah. Unutabilir. İnsanlık hali bu ya. Yani kız hiçbir şey unutmayacak yani. Ya ben, sor bana mesela, sor bana. Ben dün ne yedim, sor. Ne yedin dün? Vallahi hatırlamıyorum. Yok ki, aklımda bile kalmıyor oğlum. Bunlar çok normal şeyler yani. Alıp da her şeyi hastalığa yorma oğlum. Yok öyle bir şey. Ama önümüzdeki dönemde sizin neden beklediğini konuşmamız lazım. Her an unutkanlıklar başlayabilir. Bir de kas ağrıları. Her ikisine de hazırlıklı olmalısınız. Yok tahta, evet evet. Evet, unutursun unutursun. Kardeşim unutabiliriz yani, unutabiliriz. Ha, normal, çok normal. Her insanın yaptığı şey unutkan olur abi, normal. Evet evet tabii tamam. Tabii canım, tabii. Ben hadi şunları kedilere vereyim. Hadi, hadi sen götür. Hadi ben de bunları topluyorum kardeşim benim. Hadi. Şey ver oradan, ketçap. Alıyorum ben, hadi tamam. Oğlum şu suyu faşır fuşur açma ya. 3 bardak yakacağım, bir ton su harcıyorum. Ya oğlum sen kaynanam gibi her şeye niye karışıyorsun ya? Bir bırak ya. Allah Allah. Sen onu bunu bırak da anlat bakayım şu Asu meselesini. Asu'ya kalan miras var ya. Aslında Öykü'ye kalmış. Ne? Ya. Vallahi mi lan? Kızı para için istediği ortaya çıktı. Ben de gittim yüzüne vurdum, pıstı kaldı. Bir süre de gözükmez ortalardı. Vay be. Oh oğlum ne güzel ya. Kurtulduk işte oğlum yılandan. Zengin oldunuz. Yani miras kaldı Öykü'ye, baba kızı rahat edersiniz artık. Oğlum saçma sapan konuşma ya. Bana kalmadı. Öykü'ye kaldı yani. Öykü'nün hakkı o. Zaten 18 yaşına kadar da kullanamıyormuş. Oho. 18 yaşına kadar da kim öle kim kala. Yok yani. Ben de Öykü'ye bakayım. Ben de gideyim kardeşim. Çok ağrıyor.
Oo, ödevler yapılmış, çoktan yatılmış Uğur abisi. Ya zehir bu var ya, yemin ediyorum zehir ya. Kuzum benim ya. Oh, hadi Allah rahatlık versin sana. Sana da Uğur abi. Hadi, hadi kardeşim görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Hacı Anne'ye selam. Aleyküm selam. Baba. Bana masal anlatır mısın? Bir kitap okusam sarı kafayı. Sen anlat ne olur. Abi anlamam ki. Neyini anlamayacaksın? Altı üstü uyduracaksın, bir şey o kadar. Anlasam ne uydursam. Ne oldu? Dizlerim çok ağrıyor baba. Dizlerim mi ağrıyor? Evet. Neresi ağrıyor? Bak. Ne? Ah. Tam şu diz kapaklarım. Of. Şey. Evet, bunun nedeni ne biliyor musun? Ne? Büyüme ağrısı bu. Büyüme ağrısı mı? Evet, büyüme ağrısı. Yani benim de küçükken olurdu. Dizlerim ağrırdı. Çünkü boyu uzuyor. Boyum uzuyordu yani. Öyle bir şey mi var? Evet. Yani sen büyüyorsun işte. Yani işte benim kızım büyüyor. Hatta yarın senin boyunu ölçelim bir. Bakalım kaç santim uzamışsın. Yaşasın. Boyum uzuyor. Dur, ben hemen ovayım buraları. Nereyi? Burası mı? Diz kapağı var ya şu burası. Tamam. Masal? Masal. Masal da var tabii. İyi geldi mi? Hı hı. Bir varmış, bir yokmuş. Kral bir demir adam ve prenses kızı büyük bir sarayda mutlu mesut yaşarmış. Sonra bir canavar dadanmış onlar. Böyle dipsiz mi dipsiz? Bir tutağı aşağı, bir tutağı yukarı. Böyle bir canavar. Baba kız birlik olmuşlar. El ele vermişler. Ve o canavarın onları korkutmasına izin vermemişler. Sonra ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Kral ve prenses korkmadıkça canavarın bütün gücü tükenmeye başlayıp böyle küçük 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 Mesut yaşamışlar. Evet. Güzel kızım uyu. Uyu güzel kızım uyu. Kimdi bilmeden dinledim seni. Yorulmuş, yıpranmış anladım seni. Geldim diyorsun, gelmiyorsun. Geç şöyle. Baba, benim boyumu ölçer misin? Kızım daha yeni ölçtük ya. Baba, benim gece dizlerim çok ağrıdı. Belki büyümüşümdür ha? Senin dizlerin mi ağrıdı yine? Hı? Niye söylemedin bana? Baba, sen uyuyordun. Uyandırmak istemedim. Hadi baba ölçelim ne olur. Ne
uzamış mıyım? Baba ölçtün mü? Buyur kızım. Uzamışsın. Sancım. Baba. Bak gördün mü? Çok süt içiyorum ondan. Hadi. Sevgi öğretmen azarlayacak ikimizi de. Hadi. Ya baba ben sulu boyamı unuttum. Alabilir miyim? Tamam hadi çabuk çabuk. Kim bu sabah? İyi günler. İyi günler. Demir Öztürk. Göktürk. Ha pardon Göktürk. Buyurun. Bu ne? Aile mahkemesinden tebligat. De şuraya imzalarsanız. Teşekkür ettim. İyi günler. Öykü Tekin'in velayetinin anne Asu Karahan'a tevdi. Baba, o ne? Şey, şu ayakkabımı versene Öykü. Bu mu bu mu? Benim ayakkabı, evet o. Şu. Bak, senin ayakkabılar nasıl oldu? Güzel oldu değil mi sana? Evet baba, çok sıcak tutuyor. Sıcak tutuyor mu kızım? Evet. Ne güzel, bak ayağın üşümemiş oluyor. Gel bakayım, gel buraya. Getir kızım. Hadi geç kalmadan çıkalım. Hadi kızım. Hadi sen çık. Daha yeni evden çıktık. Ne araç için geldi? Baba, evde yoktu. Ama şimdi var. Hacı anandan yemeği de al. Yorma kadını buraya kadar. Tamam. Ne haber abicim? Oğlum, bir hafta oldu. Asu'dan ses seda yok. Yırttık ha yılandan. Yırttık. Ne bu? Oku. Birinci aile mahkemesi. O as- Ya. Bu yüzden ortalıklar dökmüş işte. Ya yılan bu, yemin ediyorum yılan ya. Allah'ım ben bu böyle dersiz tasasız böyle mutlu olamayacak mıyım ya? Oh. Uğur, avukatı bir ara sana konuşalım. Oğlum ben Öykü'ye söz verdim, seni Asu'ya vermeyeceğim diye. Bir konuşalım işte, ne yapacağız, ne edeceğiz? Tamam, tamam kardeşim sen merak etme, ben de tamam mı, ben de. Ne sandı Uğur abi? Şey ya oyundan bahsediyor. Oyun diyorum, rejisi diyorum. Ben hallediyorum diyorum. Güzel çıkıyor oyun falan. Gene bir şey saklıyorsunuz değil mi benden? Yok kızım, ne saklayacağız senden? Yani biz iki arkadaş kendi aramızda konuşamayacak mıyız? Sen Mertcan'la konuştuklarını söylüyor musun bana? Ne o tebessüm yüzüne yerleşen? Aldın mı yemeğini? Aldım. Teşekkür ettin mi? Evet.
Marş marş. Hadi kuzum. Allah zihin açıklığı versin. Tamam Uğur abi. Görüşürüz. Oh. Oh, hadi görüşürüz. Hadi. Hadi kızım. Terli terli su içme. Okuldan tek başına çıkma. Derslerini dinle. Başka ne vardı? Yemeğini ye, ilaçlarını iç. Hah, aferin sana. Al bakalım şunu. Ben şunu da vereyim. Artık iki ilacımız var. Birisi doktor amcanın yeni verdi. Tamam? Tamam. Görüşürüz babam. Görüşürüz kızım. İki tane ilaç iç. Yemekten sonra iki tane ilaç iç. Yemekten sonra iki tane ilaç iç. Alınacak dersler var. Sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm. Bizden bu kadar. Baba. Geldin mi? Geldim. Hadi uyu. Baba. Uykum bozulacak. Canan abla sana aşık. Ne? Peki sen uykunda mı konuşuyorsun? Ya. Ben uykuda değilim ki. Böyle ona sordum. Aşık mısın diye. O da böyle... Hiçbir şey demedim ama yemekleri kusardı. Yemek ya aşık. Sen bunu niye sordun ki? Anlamadım ben şimdi. Yani bir sen öyle sorunca ne dedin? Öykü. Öykü. En önemli yerinde uyu tabii. Yoksa zaten rüyanda görmüşsündür. Kesin. Niye kızarsın ki yanakları? Yok canım, sarmamıştır. Az önce de bir kızarır gibi oldu. Karakuzum, afiyet olsun. Ne varmış bugün menüde hacinin nesi? Su böreği. Oo, su böreği. Ya, vallahi bir dilim bana bile vermedin. Hepsini Öykü yiyecekmiş, daha da şişirecekmiş göbeği. Sen nereye evladım? Anacığım, gidiyorum ben de. İş güç var, kaç gündür boşladık. Gideyim de işin ucundan tutayım yani. Tut evladım, tut. Aferin. Hah, hadi. Hadi, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sağ ol, amin. Sağ ol anacığım. Hadi. Senin bu üstünün dişinin hali ne? Böyle mi çıkacaksın hakimin karşısına? Yok be oğlum. Çantaya attım her şeyi. Adliyede giyeceğim. Şüphelenmesin diye. Vay çakal vay. Asıl bu çakal. Her şeyi anlıyor. Baba. Siz ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır? Ne konuşuyoruz biliyor musun? Ben söyleyeceğim abi artık yeter. Vallahi tutmayacağım kendimi yani. Öykü ilk kim yakalarsa gıdıklar diyoruz. Gavra. Hadi bakalım. Gavra. Gavra. Koş. Gavra. Çabuk koş. Çabuk gavra. Çabuk koşma. Gavra. Gideceksin. Gavra. Yakalayın. Yakalayın onu. Gavra.
Ben geldim. Ne oldu? Yok bir şey. Ya biraz şey dizleri ağrımış da onlara masaj yapıyorum. Dizleri mi ağrımış yine? Ya senin dizlerin mi ağrıdı kızım? Senin dizlerin mi ağrıdı? Yine mi büyüyorsun sen bakayım? Yok. Ha? Dur, dur ben yapayım, ben yapayım, dur. Dur ben yapayım, ben yapayım, dur. Ha? Hadi ben şey yapayım, gideyim artık tamam mı? Hacı annem bekliyor evde beni, yalnız şimdi o yalnız kalmasın. Tamam, hoşça kal Uğur abi. Hadi, hoşça kal kuzum. Hadi, hadi. Geçti değil mi? Hı hı. İyi. Çok iyi. Öykü. Efendim? Benim seninle bir şey konuşmam gerek. Ne konuşacaksın? Hani geçen gün bir postacı geldi ya bir kağıt verdi bana. Hı. O kağıt mahkemeden geldi. Ne mahkemesi ya? Şey. Hani. Senin velayetin bende ya. Neyim sende? Yani şey, bizim ilk tanıştığımız günü hatırlıyor musun mahkemede? Ha? Evet, çok iyi hatırlıyorum. İşte orada hakim amca seni bana verdi ya. Evet. Senin annenin yaşadığını bilmiyorduk ya. Hı hı. Şey. Öyle kötü bir şey mi oldu? Yok yok kötü bir şey yok. Asu mahkemeye başvurmuş. Seni almak için. Baba. Hani beni Asu alamayacaktı? Hani sen vermeyecektin? Hani beni alamayacaktı? Kurtulmuştuk biz ondan. Kızım kızım ben elimden geleni yapacağım. Bak elimden geleni yapacağım ben. Sen hiç merak etme tamam mı? Ama baba sen bana söz verdin. Ben seni Asu'ya vermeyeceğim dedin. Kızım ben kolumu keserim yine de seni vermem ama yani mahkemede... Ya bana ne mahkemeden? Bana ne? Tamam. Bak kızım. Bak biz ne demiştik? Bak ben sana bir masal anlatmıştım. Hani kral prensesle beraber canavarla savaşıyor. Hatırladın mı? Ha birlikte el ele. İşte bak biz de öyle olacağız işte yani. Beraber mücadele edeceğiz bununla tamam mı? Baba ben çok korkuyorum. Korkma. Baba istemiyorum. Asu yarın seni almaya gelecek.
yaşıyormuş. Bir zamanlar bir baba kız yaşarmış. Ama baba pek de iyi bir baba değilmiş. Kızını mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Bazı şeyler bazı şeylere gücü yetememiş. Masal öyle değil bir kere. Kızın babası çok güçlü bir kralmış. Kızını mutlu etmek için elinden geleni yaparmış. Ona böyle bir saray yapmış. Mesela ona tam bir prenses yatağı yapmış. Kralın kızı da çok güçlüymüş. Kötü kalpli kraliçeden bile korkmuyormuş. Babasıyla el ele verip savaşmaya karar vermiş. Eğer birlik olurlarsa kötü kalpli kraliçe onların önünde duramazmış. Prenses Hanım. Hayır. Kahvaltınız tam istediğiniz gibi. Yumurtanız tam istediğiniz kıvamda ve peynirleriniz ince ince dilimlenmiş. O zaman kalkıyorum. Günaydın babacığım. Oh. Ben ilacı koydum çantana. Sen de pijamalarını koy, tamam mı? Niye? Asu gelecek ya. O zaman kahvaltımızı ediyoruz, sonra da işimiz var. Ne iş? Çok güzel bir iş. Baba tamam da ne işi, nasıl bir iş? Senin isteyip benim izin vermediğim bir iş. Ne? Bilmem. Baba gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne olabilir acaba? Baba baş harfi. Baş diyorum. Bu ne?
Hadi bakalım elinizi yıkarken düşün sen. Ama baba ya. Ya ipucu ver. Ban mı diyeceğim, ban mı? Yedir, 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 yedir. Baba. Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman esere ilk fırçayı sen at. Ben? Sen at. Oldu mu? Oldu. Saldır. Ha. Evet. Evet. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendi. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa. Evdeyiz. İyi tamam, hazırla öyküyü. 5 dakikaya oradayım. Uğur, geliyor. Tamam, tamam geldim, geldim. Birazdan oradayım hadi. Geliyor. Dur baba, daha buralar bitmedi. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Ben gelene kadar boyamayacaksın. Tamam. Yarın oyun sonrası eve geliyoruz ve bu odayı tamamen bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Tamamen bitiriyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi hazırla. Dur ellerini yıkarız şimdi. Tamam, sen git. Tamam baba, ben yıkarım. Tamam. Hazırlandın mı? Aldın mı eşyalarını? Neyse hadi atla da gidelim. Bekle bir, 2 dakika bekle. Asu, bana bak. O kızın kılına zarar gelirse yemin olsun demire bırakmam, ben gebertirim seni. Allah Allah, sen nereden çıktın şimdi ya? Sana ne oluyor? Ne demek sana ne oluyor lan? Amcasıyım ben onun, amcası. Yemin ediyorum çok pis sorarım hesabını senden. Tamam amcacığım, sorarsın. Hadi bakalım. İlacını çantana koydum. İçmeyi unutma, tamam mı? Tamam babacığım, unutmam, sen merak etme. Yemeğini de ye. Akşam da geç yatma. Sabah erkenden gelip alacağım seni, tamam mı? Tamam baba. Kalbim, aklım hep sende. Benim de kalbim, aklım hep sende. Ben Asu'dan arayacağım seni. Sen de bir şey olursa hemen ara beni. Hemen ara, tamam mı? Tamam, ararım baba. Hey. Hadi bitmedi mi vedalaşmanız? Seni çok seviyorum.
Bana hemen evin adresini yolluyorsun. Sabah da erkenden geleceğim. Emredersiniz Demir Bey. Asu. Hı. Çok dikkat et. Çok. Annenle bir gün geçirmeye hazır mısın? يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.